Soroşçuların Türkiye'de biz yavaş yavaş şunu görüyoruz. Literatüre girsin diye söylüyorum. Bu solcular var Soroşçu. Mesela Kemal Evet. Kılıçdaroğlu. Bir de sağdan gerçekte öyle değil, takkeli Soroşçular var. Bunu da net bir şekilde görüyoruz şimdi. İki taraftan da var. Artık bunu bugün net görüyoruz. Bir tarafta takkeli Soroşçular, bir tarafta da takkesiz Soroşçular var. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu TESEV Vakfı üyesidir. Soroşçudur. Bunu ben söylemiyorum. Kendi milletvekili yaptığı, savunduğu Barış arkadaş söyledi. Buraya bir parantez açalım mı şöyle hocam? Aç. Şimdi bak, ekran başında bizi izleyenler için çok basit bir formül söyleyeceğim. CHP'li kardeşlerime de söylüyorum. Yurtsever olanlarına. Evet. Başka yurtsever her kim var ise, hangi ideolojiye sahipse, ister dindar, ister değil, ister bir Sünni, ister Alevi, ister Müslüman, ister Hristiyan, ister ateist, ister deist neyse. Evet. Yurtsever olanların hepsine çok basit bir formül söyleyeyim. Avrupa Türkiye'ye ikide bir ne diyor? Siz diyor gazetecileri içeri atıyorsunuz. Doğru mu? Yalan. Niye yalan? İçeri atılan gazeteci yok. Biz Can Dündar hainine gazeteci mi diyoruz? Yok. Veya gazeteci diyelim de gazetecilikten dolayı içeri atılmamış. Evet. Başka halklar yediği için Terör atılmış. suçlusu Yani bilmem. bir doktor cinayet işlese içeri atılmayacağım. O zaman kalkıp doktorları mı tutukluyor 9 yıl diyeceksiniz. okumuş, tusu var, bilmem nesi Ha. var, şu su var, bu su var, bilmem efendim. Aa, olur mu öyle şey? Bir profesör Ha, işlemiş ne olacak sen? hırsızlık yapsa bu adam profesördür diye ya o nasıl profesör mü tutuklanıyor? Hayır, hırsızlık yaptığı Yalan. için. Başka? Akademisyenler, geçen Londra'da Erdoğan akademisyenleri öldürüyor diye meydanda billboardla akan yazılar vardı. Ne zaman olmuş bu? Nerede Ne, olmuş? Erdoğan da sordu zaten ben kim, hangi akademisyeni öldürüyorum. Akademisyenler duruyorlar, bir bildiri hazırlıyorlar. Ne olur burayı dikkatli dinleyin. Teröre destek bildirisi bu. Açıkça. PKK'yı bir terör örgütü olarak görmüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin evlatlarıyla verdiği terörle mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işte katliamı şu su bu su falan olarak görüyor. Turgay, burada bir düzeltme yapalım. Bu önemli bir şekilde çarpıtıldı. Akademisyenler denildiği zaman akla ağırlıklı profesörler geliyor. Ama Bunlar akademisyen falan değil. Çoğu öğrenci, doktora öğrencisi, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi. Yani bunlar daha akademisyenliğe aday birinci şeyler. Bu çocuklar hocalarının korkusuyla Bravo. işten atılırım, bilmem ne ederim diye ben o listenin tamamını inceledim. 3-5 tane profesör, 3-5 tane doçent var. O 100 kişilik bilmem Falan şey bin kişi de. listesinde çoğu akademisyen değil. Haberi de yok Ha, çoğunun, tamam mı? çoğunda haberi Haberi yok. yok. Evet. Bunlar ayrı. Şimdi Yani öğretim görevlisinden almış işte bir şeyle alınmış. Bütün üniversitelere öğretim görevlileri nasıl alınıyor biz biliyoruz. Evet. Şimdi burada ekran başındakiler FETÖ sokakta yani çapı bitmiş öğretmenlerin tamamını öğretim görevlisi yaptı. Kadro alınmıyor, edilmiyor Evet. diye ya. Bunların bu bildiriyi yapmalarının sebebi şu. Dışarıda konuşulan neyse bunu içeride seslendirerek kamuoyu oluşturuyorlar. Evet. Sonra bu içerideki sesi alıp Avrupa medyasına koyuyorlar Koyuyorlar. ve diyorlar ki PKK bir terör örgütü değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tayyip Erdoğan da gidiyor terörist diye bu insanları öldürüyor, katlediyor diyor. Tamam mı? O zaman Tayyip Erdoğan diktatör diyor. İnsanları katlediyor. Koy buraya bir şey. Başka gazetecileri falan. Başka saysan, sağdan saysan, dört soldan saysan beş tane Türkiye'ye yönelik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne
bu devleti yönetenlere, Erdoğan'a yönelik sağdan saysan, 4 soldan saysan 5 tane madde var. Evet. Diktatörlükte de suçluyor bu yüzden. Şimdi bu cebimizde kalsın hocam bu kısmı. Buna hizmet ediyorlar. Evet. Bu işi tırnak içerisinde resmileştiriyorlar. Bu işi gündem haline getiriyorlar vesaire. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu ülkeyi bölmek istiyor Avrupa, doğru mu? PKK'yı terör örgütü olarak görüyor mu? Görmüyor. Hayır. FETÖ'yü terör örgütü olarak görüyor Hayır. mu? Hayır. DHKPC'yi terör örgütü, YPG'yi terör örgütü. Ya görmeyi bırak bırak. Onlar kurdular, onlar yönetiyorlar. Yönetiyor. Silah, mühimmatını onlar veriyorlar. Dertleri ne? Ha bitti. Dertleri ne? Türkiye'yi bölmek. Tamam, çok basit. Ha. Bak. Üç ülke bölünecekti. Bak 1980'de İsrail'in Birleşmiş Milletler'e sunduğu rapor var. Üç ülkenin bölünmesi. İsrail'in güvenliği açısından. Suriye ile Irak'ı becerdiler. Türkiye de bunun içerisindeydi. Olmadı.